Selam Kuşbaş TV izleyicileri. Yepyeni bir programla tekrardan karşınızdayız. Bugün neredeyiz? Yine Samsun'dayız. Mustafa Uzunkaya. Uzunkaya. Namı diğer Rahman. Mustafa abi, mezat Mardinli. işi yapan Mardinli Mustafa deniliyor, Aynen. değil mi? İzleyen herkese selam olsun. Evet. Herkese hoş gelmiş. Öncelikle nasılsın abi? İyisin. Şükürler olsun yani bir yetişemedik. şey. Bir çekimden çıktık daha Geçen hemen. seneden beri bir türlü Aynen, konuşamıyoruz geçen seninle. seneden beri kavuşmaya Aynen. çalışıyoruz. Bugün nasipmiş. Bugün de akşamüstü. Çok geç oldu ama. Geç oldu. Saat 5.30, Aynen. 5'i geçti. 5 şu anda 25 geçiyor. Şimdi kuş bir tane var. Onu Son kaldıracağız. istekle. Ben 3 gündür seni bekliyorum. Valla sırt Evet, kuşun kanadını evet. normalde kesmem lazım. Boyunu bak şimdi Hakkını helal et sallayacağım. abi. Sıkıntı Vallahi yok bir türlü kardeşim. gelemedik. Yoğunluk bizde. Son 3 delikle. Kanat altı, kanat üstü tüyde. Hayvanın boynu tüyde. Ne kadar oynar, ne yapar gerisi Allah'ın bileceği. Hiç biz Bir kendimizi kaldıralım, atalım. bir bakalım. Kuş kendisi karar versin ne Tamamdır yapacağını. abi. O zaman 2 senden... gündür artık Selim de biliyor. Hayvan artık inme Biz zorluğuna bile buradan başladı. izleyeceğiz, değil mi? Buradan da izleriz. Üste de oturabiliriz ama üst o kadar rahat değil. Hatta Rahat çayımızı değildir. içeriz. Tamam, burada daha iyi olur otururuz. abi. Kuşa bir bakarız. Evet İstersen arkadaşlar. gel, kuşu bir çek yukarıda. Aynen, şöyle bir kuşu görelim. Yukarı çıkalım. Yukarı çıkması da biraz zor ama. Şöyle bir bakalım. Mustafa abinin yeri de gayet güzel. Şöyle bir teraslı bir yer. Dubleks diyelim. Aynen. Maşallah. Kardeşim erkek, erkek bir kuş. Yavru aynen. Yavru Daha son üçte. Kanadı pislenmiş. Kümeste pislenmiş. Şöyle göster abi. Son üç derekte. Dördü düzüyor. Normalde kesilmesi lazım bu kuşun Yani kanatlarının. ben şöyle söyleyeyim. Beklenmesi lazım. Ben ikiye kadar devam Evet. ediyorum işin aslına baktığında. İkiye kadar devam. Çok kuş eğer kendini yormuyorsa, patlatmıyorsa ikiye kadar devam ediyor. Aslında yani dinlendiysen tabii ki daha iyi ama az bir zorlansın da bir ne Görsün. kadar kaçırıyor, ne yapıyor yavruyken bir görelim de ondan sonra ekeliğe hak kazansın. Peki Kuş abi. bu Bir saat uçar mı abi veya tam ne bir kadar kiremitçi uçar? bir saatten fazla uçar Bir kuş. saatten O gün fazla. mesela İnşallah sizi geceye bekledim. kalmaz o zaman O gün abi. kaldı işte sizi bekledim dedi. Kaldı değil Selim mi? gelmeyeceğim dedi. O gün Oo. 2 saat uçtu. Geceye kaldı. Ertesi gün geldi mesela. Çok He. yorgun aslında kuş. Yorgun ama abi keyfi kaldıralım. Bakın arkadaşlar şöyle koyun Oradaki de tüyündür zaten zaten. abisi. Ha, buradakiler de ondan yine. Evet, Dişi kaldı abi ondan değil. istersen. Erkek ondan. Sopa orada kaldı. Haydi bismillah diyelim. Bu Kuşumuzu taraftan değil. Gel. kaldıralım. Geç bakayım. Baksana Kuş. çok zayıf kalktı galiba. Kuş çok zayıf kalktı dediğin gibi. Kanatları o da bizim gibi yorgun abi. Geceye kaldı, sabah geldi O da hayvan. Normalde aslında dinlenmesi lazım. Hiç bugün bu olmasa sabah mı geldi? dün sabah geldi. He. Dün mesela hiç uğraşmadım bununla. İhale vardı biliyorsun. Cumartesi günü bizim ihale günümüz. Evet. Dün hiç kuşlarla doğru düzgün Arkadaşlar bu uğraşmadım. arada da Mustafa Uzunkaya YouTube değil mi abi? YouTube'da YouTube'da mı aynen. ihale YouTube'da yapıyorsun? canlı yayınlarımız var. Salon mezatlarımız da cumartesi günü kilisenin orada. Karadağlı pasajında. Evet. Bitik. Ben Buradan da söylüyorum da almak isteyen hayvan yorgun. Mustafa abiyle irtibata da geçebilir. YouTube'dan da takip YouTube'dan edebilirsiniz. aynen. Pazartesi ve Perşembe günleri canlı yayın yapıyoruz. Kuş yorgun. Abi kuş bugün biraz zor uçar gibime geliyor. Biraz Uçar. şeyli. Uçar da isteksiz Yani uçar. isteksiz yani oyun şeyini Artık bak ben çıkartabilir mi? sana bir... Gel. Şöyle biz de Yardım inelim. edeyim mi? Yok abi sen şeyi tutsan yeter. Ben böyle bir şey olmaz. Sandalyeyi. Gel gel. Hiçbir şey olmaz. Şöyle inelim. Evet. Dün mesela uçurmayacaktım. Dün rüzgarda aşırı rüzgar vardı. Dün rüzgarda yine kalktı. İnişini attım değil mi dün ben sana? Rüzgarda. O Kuşun abi fırtına. şöyle yapalım mı? Kuşun uçum videoları sende var mı? Var. Oyunları da var. Uçum da var. Oyunları Var kalkıştan var. inişine kadar var. 30 tane video var. Tamam abi o Var var. zaman olmadı onları verirsin. Biz bunları videonun Tamam. içine yerleştiririz, koyarız. Olmadı öyle izlersiniz arkadaşlar. Bak dün iniş videosu mesela. Abi Ne biçim? Yani var telefon dünya oyunu dünya videosu var. tamam abi buradan tam bir neydi şimdi kiremitçi kuş geldiği babası zaman zaten bizim yine Mardin'den abi gelen şimdi erkek. ben seni ara ara görüyorum. Zaten Facebook'tan da takipleşiyoruz. Aynen. Arkadaşız. Ama uzun zamandır da kavuşmaya çalışıp kavuşamıyoruz. Kara Şimdi senin benekler diyelim. kuşların genelde böyle küllü benekli Aynen. görüyorum. Genelde elinde tuttuğun kuşlar. Hani mezat işi yapıyorsun ama Bugün yorgun bitik. Ben de yorgun. Ayrıyeten de kendine has baktığın kuşların var. Tabii Kendi canım damarın, burası soyun diye. ayrı, dükkan işi Onları yapma bize ayrı. gösterebilir misin? Tabii Var ki mı burada? kardeşim. Öyle onlara da bir Şimdi bakalım. en büyükten en küçüğe doğru mu gidelim? Abi bu kümeste farklı geldi. Neyden yapılma? Bu kümes komple demir profil. Demir profilin dışı alüminyum kompozit. Hı. İçi 2 santim
izolasyon malzemesi, malzemenin üstü komple kontraplak, taban izolasyon, üstü döşeme tahtası. Bir kapı da işte izolasyonla döşeniyor. Abi baktığın zaman kümes zayıf gözüküyor. Dünya yok. Malzeme saydın bize ya. Vallahi içi komple tavana şöyle kadar izolasyon, tavana kadar kontraplak. Gösterelim. Tamam, gördük. Şimdi şöyle, bunlar senin öz kuşların mı diyelim? Yani şu Mustafa Uzunkaya hariç, dediğimiz zaman bunlar mı? Şu erkek hariç. Şu erkek dedi, benim, şu değil mi? Kızıl. Kızıl mısır göz erkek. Bu benim kuşum değildir. Tamam. İzlerse Adem abimiz, ona da selam olsun. Kendisine selam olsun. Bu kuşu eki haliyle uçurmuş, oynatmış, izlemiş. Altından yavru da uçurmuş, senelerce bakmış. Evet. Ben ondan kuşları alırken bu erkek hoşuma gitti. Selim'in de hatta birkaç kere muhabbet yaptı. Şimdi Selim'in dişisiyle beraber uçan kuş da bunun yavrusu. Ha. Bu kuşu ayırdım. Denemelik yapıyorsun o zaman abi değil mi? Yani bu kuşu denemek için mi? Kuşu sevdiğim aldım için bıraktım. Aynen. Bir de ona güvendiğim anladım için eki haliyle uçurup oynayan kuş, bir de erkek kuş, sen de biliyorsun evet. Yunus zor. Doğru dişi diyorsun. Kuş. Hani bir şekilde yavru peki abi oynar. Senin küllü beneklerin göremedim şu an, sadece bir tane var. Hepsini göstereyim. Küllü benekli sazlar. Benim kuşlarımın en büyük ataları donuk sinekli dişi. Donuk sinekliden sonra kara donuk sinekli. Hangisi? Sinekli ha, burada değil değil mi? Yok canım, 2012'de uçtu. Ha, tamam. O en son. 2012'de Selay'da uçtu o dişi. Ondan evet sonra kara sinekli küllü benekliye döndü kuşlar. Küllü benekli sazlama onun torunudur. Evet. Küllü akkuyruk, erkek, kalem kuyruk onlardan. Evet. Kara sinekli onlardan, kızıl onlardan. Pal sinekliler. Pal sinekli. Bunlar oyun kuşu mu abi ya? Pal sinekler ayrı. Bu pal sinekler de oyun kuşu tabii canım. Ha, oyun kuşu değil mi? Canım. Selim'in oraya gitti mi? Evet gitti. Selim'in orada oyunlu bir akkuyruk erkek. Bir tane ha, gördüm. Bunun yavrusudur. Okey tamam. Bunun yavrusudur. O artık o da 2012 ya da 2011 yavrusu, tek gözü kördür onun, o şekilde yaşıyor. Peki abi bize bu kuşlara bakma sebebini söyler misin? Yani neden bu küllü beneklilere devam ediyorsun? Sadakat. Yani bir sebebi var mı? Sadakat. Sadakat? Aynen. Oyun, iniş, kanat sesi. Sadece sadakatten mi yoksa? Şöyle söyleyeyim kardeşim. Hani illaki kuşla bir sebebi vardır ya. Aynen. Ne gördün yani? Bu kuşlar ne gördüm biliyor musun? Şöyle söyleyeyim. 2012'den beri ben bu kuşlardan kaybedip de yerini bilip de geri gelmeyen çok nadir kuş çıkmıştır. Birinci sebep. İki, yerine iniyorlar. Ben bu kuşu Selim de biliyor. Un kapanda baktığımda abukada bir balkonda bakıyordum. Dupleks. Evet. Şu kadar sadece. 6 metrekare yoktu. Yazlıktaki yer ondan da küçüktü. Bak, yazlıktaki yer ondan da küçüktü. Kalktığı yere iniyorlar. Hiç olmazsa konmadan iniyorlar. Yok rahat iniş, yok işte yumuşatma, yok işte artık nasıl tabir edilirse, ne denirse yerine iniyorlar hiç olmazsa kovmadan, yer hakimiyeti var. Ben bu kuşta yer hakimiyetiyle taklal inmeye bakarım. Oyun katarım, mesafe katarım, takla katarım, yani uçum katarım. Her şey, hiçbir şey yapamazsan illaki bir yerden bir şey, ama katlanı kaynatsan olmaz şeker. Eğer bir kuş konuyorsa illaki altından da gonanı da verecek. Mecbur diyorsun. Yani değiştiremez, o vermez, mi abi? Verecek, yani o vermez, o verecek. Değiştiremez misin yani? Nasıl? Hani boş inen kuşu dolu indiremez misin? İndirirsin. İndirirsin. Gidersin sağlam bir erkek. Altı sağa, altına veren. Dört yavrudan üç tanesi dolu iner. Bir tanesi boş iner. Boş inen de bir gün şansa Yunus Emre'yi çağırırsın. Yunus Emre sohbete, muhabbete gelir, çekime girer. Bir tane kondu. 15 senedir Samsun'da veya nerede yaşıyorsan o bölgede yaptığın isim olsun. Her şey boş olur, çöpe gider. Hiçbir zaman araba, ben bir araba bir de kuş hastasıyım. Araba da aynı. Yaptıkların gözükmez. İnce bir hata elle gösterilir. Kuş da aynı. İyisini fazla konuşan olmaz. Kötüsü oldum. Aa işte atıyorum temsilde hata olmasın. Selim'in kuşu konuyordu. Evet. Daha da kurtulamaz diyor. Kurtulamazsın. Yani. Çamur bir kere yapıştı mı insana biliyorsun. Ben. Evet doğru diyorsun abi. Peki abi bunlara da bakalım. Bunları sen ayrı. Bunları şöyle daha, bırak abi elini al. Bunları normalde daha eşe bile atmamıştım. Bunlar yine aynı kendi kanından tabii, değil mi? Tabii yine küllü, yine küllü beneklilerden. Aynen, kara sinekli dişini onlardan. Abi bir şey soracağım. Bunlardan satıyor musun? Yok. Çok niye? Nadir. Özlerinden. Ama şimdi yani sadece eleştirmek babında tane söylüyorum. Şimdi normalde sen mezat işi de yapıyorsun. Aynen. Yani. Kendi dükkanın var. Kendi dükkanında mezat işi yapıyorsun. 6-7 senedir böyle. 6-7 senedir. 2015'ten beri hatta. Yani hani ben geliyordum yani, yalan yok. Mezatına bir iki kere gelmiştim. Ya şimdi şunu demek istiyorum abi. Kuş satıyorsun, iyi diye satıyorsun oradaki kuşları. Bunları niye satmıyorsun? Bunlar kötü diye mi satmıyorsun? Yok. Sarışın ellenmemiş muhabbet. Bizimkiler iyi olsun. Ama ucuz olsun istiyorlar gerçekten. Ben açık söyleyeyim. Ben 2012'den
biri bu kuşlara bakıyor. Birçok kişiden kuş da aldım girdim kuşlarıma. Evet. Hatta neyse, isme gerek yok. Bak iniyor. Arkadaşlar kuş yorgun kuş iniyor. İniyor. Dedim ya hem kanat açıyor hem yorgun. Maşallah en azından yerine indi diyelim. Evet arkadaşlar kuşun şans işte kuşun abi. Bir ama yarın bir daha uçururuz. Bahanesi var, mazereti var. Şöyle diyorum hem dışarıda kalmış bir kuş hem son teke son 3'e düşmüş. 28 tane oynadım. Boyun tüyünde 28 tane 28 videolar var mı tane. Abi? Faruk'ta 17 tanesi Faruk'ta sen var. De olan 6-7 videolar. Tane bende var. Onları da isteriz. Tamam. Onları da o videoları verirsin arkadaşlar. Şimdi de hep beraber o videoları izleyelim. Sonra tekrar muhabbetimize devam edelim. Bu kuşun videoları şimdi sizle beraber. Komple tüyle sonuç telekle. Acayip de kızgın. Benekli erkek. Aferin sana. İyice kızmış. Sonuçta benekli erkek. Aferin. Aferin. Aferin sana. Bu sefer kısa bıraktı. Benekli erkek. Sonuçta kızgın. Kafa, boyun, komple, kanat altı, kanat üstü hep tüyde. Aferin. Tüyde. Acıyor. Doğal. Son 3 telekte. 2'ye kadar devam. Aferin. İlme oynama. Devam. Maşallah sana. Son 3 telekte fırça gibi, ilistir gibi tüyde, her gün havada. Aferin. Aferin lan sana. Aferin. Tabanını yesinler sana. Tüyde erkek yavru. İn, dön bir yarım. Dön canım çıktı. Dön. Bırak iniş zaten. Hadi bakayım. Bakayım. Aferin. Evet, erkek. Evet arkadaşlar kuşun videosunu izlediniz. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdi tekrardan muhabbetimize devam ediyoruz. Mustafa abi. Sendeyiz. Aman 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 aman. Kuşların kardeşim, atası değil mi bunlar? Şimdi onu anlatacağım. Ataya yakın mı yani? Bunlar en büyük kör erkeğin evet yavrusu vardı. Hatta fotoğrafları da var. Onları da benim paylaşırsın. Tamam. İki gözünde ur. İki kanadında ur. Ayağının tekinde ur. Oo. Selim biliyor. Ben göz ameliyatı yaptım. Bir saat kendim yaptım. Baş edemedim. Bir buçuk daha, iki buçuk saat ameliyat yaptım. Bütün ameliyat videoları da mevcut. 2012 yavrusuydu. En büyük dişimin yavrusuydu. Donuk sinekli dişimin. O kuşa o şekilde 5 sene baktım. 5 sene boyunca bunu çevremdeki birçok kişi bilir. 5 sene boyunca sadece senede bir tane yumurta veya iki tane yumurta çekebiliyordum kuştan. 5 sene boyunca o şekilde sakat baktım. Herkes dedi ki bana abi bu ne vefa. Vefa öyle bir şey bence. İnsan nasıl çocuğunu sakat olduğu zaman bırakamıyorsa, eğer bir şeye değer veriyorsan gerçekten hayatında sevgi beslediğin bir şeyse, severek bakıyorsan, onu vefayı kabul edip, ona vefa gösterip sahip çıkman gerekiyor. Bu aşk hayatında, evlilik hayatında, iş hayatında,
dostluğunda, arkadaşlığında eğer vefayı taşıyamıyorsan bence eksik bir insansın. Ondan sonra hatalar gelir zaten vefadan sonra. Bu kuşlara ben öyle baktım. Mesela bu dişi... Ya bakma sebebi sadece vefa mıydı abi? Yani yok, onda ne gördün benim. Yani? Bir şey gördün mü? Mesela, o kuşta. O kuşta mı? Yani o kuşta ne gördün? Abi su içti kızı. Ha yani gördün yani en azından. Kızıl benekli dişi. O kör erkeğin yavrusudur. Mesela bak o kadar ilaç veriyoruz ne açsın. Bu dişi evet. De mesela... O körün yavrusudur. Körün yavrusudur. Uçan donuk sineklinin. Bu da mesela yazlıkla uçmuştur. Evet. Bu kuş 3 sene uçtu. Çift yavru da çift yumurta doğuştu. Çift yavru büyütüyordu. Peki var mı ben, abi bundan birkaç video? Hepsi var. Hepsi. YouTube'da var zaten kanalımı takip edenler hepsi biliyordur. Bu dişinin videoları var. O zaman YouTube'dan Mustafa Uzunkaya... YouTube'da var, Facebook'ta var, başlamışları arkadaşlar. Var, yeni başlayan zamanı var. Bu kuş 35 taklayla başladı hatırlıyor musun sen? Gelmişti Salih amcayla beraber. Şimdi aramız biraz limonu. Evet. Ama severim kendisini. Çok balık tutmaktan çok düşünüyor. Evet abi. Biz ihale salonunda cumartesi günü restleştik. Vallahi dedim var mı? Var. Sen de var mı? Var. Yarın uçar mı uçar? Abi dedim bir kuş var ama dedim inanmasın 35 taklayla başladı dedim. Hı-hı. Bunlardan ilk defa bu kadar çılgın bir şey. Abi binmesin ona. İlk defa çılgın bir şey çıktı. Normalde bunların standardı hep 13-14 takla 16 taklayla başlarlar. Ekelinde 8 takla. Mesela bu yavru da mesela şimdiden 8-9 taklaya düşürdü. Öyle bıraktı kendini. Tüyle diye 3-4 taklayla oynuyor. Yarın dedi onda dedi kapıdayım. Gel gelirsin gelmezsin. Bir baktım yatakta uyuyorum yazlıkta. Millet de yani yaz sezonuydu oturmaya başlamış. Sabah Müslüm Gürses mi açıktı? Müslüm Gürses bir şey baktım dışarıdan ses geliyor. Dıdıt kornaya basıyorlar irfan filan. At kuşu. İyi dedim atayım. Attım kuşu. Kuş yüksekte çok gezimli. Çok atımlı, çok dostum izledi bu kuşu, çok arkadaşım izledi, çok bir... Evet. Bir de bendeki özellik mesela yazlıktayken çok rahattım, yapıyordum pardon. Yazlıktayken yapıyordum. Ben her uçan kuşuma canlı yayın yaparım. Video kolay kolay atıyor mu? Yani atıyorum. Seni takip edenler biliyor. Bilir. Canlı yayın yaparım. Buradaki çoğu uçan kuşun da, bunun da, panik atağın da, içeride küllü erkek var. Mesela yine İrfan sağ şey, Selim sağ olsun, İrfan'la var bir erkek verdiler evet. Bana. Uçan kuşların kardeşi. Onu vurdum, kendi bir tane daha yine sinek dişi vardı, yazlıkta uçurdum. Onun yavrusudur. Babalar onun, anneleri benim. Mesela o kuş da öyle. 30 tane yakın canlı yayını vardır. YouTube'da da vardır, hı hı. Facebook'ta da vardır. Bu dişinin de aynı. Bu dişinin Facebook'ta Ramazan ayı 8'de hava kararıyordu. İrfan'la beraber iftar yapıyorduk. Her gün beraberdik. Ben de kalıyordu. 8'de hava kararıyordu. 9.30'da yerine iniyordu kuş. Nasıl? Hava karardıktan sonra uçup oynayan, performans sergileyen bir kuş. Nedir? Bu kuşlarda çok uçum var. Eğer bu kuşlar, şöyle söyleyeyim. En büyük özellikleri yer hakimiyetleri çok güzel ama diyelim 1,5 saat uçuyorlar da. Yani gezimli oldu. Yüksek uçumlu gezimli kuşlar. Yüksek uçumlu. Eğer nefes patlattı o günde, bilen biliyor zaten. Eğer 3,5 saat, 4 saat, 3 saat o gün indirdin. İndiremezsen kaybedersin. Hmm. Ben bunu biliyorum. İndirdin. İndiremezsen eğer bir yere düşersen alışkanlık yapabiliyorlar. Bu bir doğru. Öyle bir ben şey var. Ya oyun kuşunun zaten kötü yanları da aynen. Bu maalesef. Kötüsünü de söylerim, iyisini de söylerim. Peki abi şöyle diyebilir miyim? Sözünü balla kesip. Estağfurullah. Şimdi sonuçta satıyorsun güvercin. Hadi. Yani bu işim bu. İşim bu yani aynen. Sonuçta. Bu zamana kadar sevdiğim sattığın mi? En yüksek meblağdaki kuş hangisiydi ve ne kadara sattın? Sattın mı satmadın mı diyelim. Sattığın veya teklif gelip de satmadığın. Hangisiydi ve hangisiydi? İnanmazlar şimdi boş ver. İnanmazlar ya. Ya şimdi zaten biz birilerini inandırıp inandırma peşinde değiliz. Sadece yok, burada muhabbet ediyoruz. Senin videolarını, kanalını severek takip edeyim. Yüzüm çok sağ olsun. Dün burada da mesela izledik sevdiğimiz bir abimizin videoları. Ya anlatıyor şimdi. Evet. Adam ben bildim bileli bu işin içerisinde. Atasından beri geliyor. Doğrusu yalanı. Ben doğruluk payını da biliyorum. Şimdi insanlar tanımadığı için ve biz bazen bazı şeylerin üstüne hırsla anlattığımız için insanlar orada olur olmaz olumsuz yorumlar yapıyor. Evet. Ben bunları kaldıramam. Ya eleştiriye açık olmayınca ama bu iş çok zor oluyor. Eleştiriye açığım. Kuşumda hata çıkarsa açığım. Kişiliğimde hata çıkarsa açığım. Anladım. Ama videodan bizi tanımadan karakterimize yorum yapanlara yani. Karşıyım. Ya o da şöyle diyorum onlar da kendini bilmez kişiler bence yani. Yoksa kendini bilen kişi öyle bir yorum yapmaz. Nitekinde de haklılar bazıları. Niye haklılar biliyor musun? Ben şimdi kanalı takip ediyorum, bakıyorum. Mesela ben 3 gündür, 4 gündür kuşun kanadını niye kesmiyorum? Evet. Ya arkadaşımız gelecek tabii. Evet, doğru diyorsun. Gelmişken havada bir şey olsun.
Ama kuş o gün 2 saat 2 saat 20 dakika 2 saat 20 dakika uçtu. Evet. 1 saat 10 dakika uçtu. Yok, orada bizim hatamız var. Biz gelemedik. Olsa, gerçekten. Sıkıntı yok. Kuş ezildi. Evet. Kuş ezildi. Yorgun düştü. Niye kesmedim? Ya insanlar hiç olmazsa videoyu paylaşacağız. Ne yapıyor bir baksınlar. Havada bir şey var mı? Bakın çoğu videoda da o yazıyor. Havada ne var? Aynen aynen. Ya olsa atar işte adam. Demek ki yok konuşuyor. Ne yapalım yani? Olsa atardı. Şöyle. Yani bir de yaz sezonu. İşin tuhaf kısmı tam yeni kuşlar tüyden çıkıyor. Şu anda herkes kanat bekliyor. Evet. Herkes bu mevsimde dört dörtlük kuşum var diye yalan söyler abi. Yani kanadı kuyruğu tam olan da ilerlemiyor bu mevsimde sıcaktan. Ya yani şöyle. Bir ay bir buçuk ay sonra bu işin standartı doğru. İşin aslına ya, baktığınız zaman. Şimdi nasıl derler hani biz bazen zamansız geliyoruz. Onlar bazen zamansız oluyor. Şey İlla ki oluyor. Biz de eleştiriye açacağız zaten. Kuşbaz TV kanalı olarak. Her hani şey. İnsanları kötü olarak yorum yapıyor diye karşılamıyoruz. Sadece daha usturuplu yaparlarsa daha iyi olur. Bence yani. Yalan konuşuyor diye bir atıyor diyebilirler. Salla diyor. Her şey diyor. Ama küfür olayı bence bir delikanlı hasmına bile küfür etmemeli. Evet. Allah hepimize onuru namusu için yaşamayı nasip etmiş. Kendini bozmadan bu şekilde yaşayabilene helal olsun, selam olsun. Bence küfür etmeden istediklerini yazabilirler, yazsınlar. Peki ama, ben sordum sorunun cevabını hangisi? Alabilir miyim abi? İnanmazlar dedin ya. Hı. Kuşu. Onu sen bir söyle o abi. Kör erkek vardı ya. Mesela İrfan, Selim. Evet. Birçok kişi bilir. Çok yakın arkadaşım benden o kuşu yavru almalığına istedi. Orada bir tane kötü bir E46 arabam var. Evet. Arabayı al git. Kuşu dedim sakın benden isteme. Ya verelim alalım. Arabayı al git para da istemiyorum dedim. Arabayı alabilirsen kuşu dedim benden alamazsın. Alamazsın. Mesela bu dişiye yaklaşık 2018'de uçtu bu. 2018'de yazlığa geçtim. Tek ayağı kırıktı bu dişinin, kızı beni etmişti. İple bağladık. Salih amca da bilir. Onunla beraber bağladık. Tek ayağı kırıktı. İple bağladık. Nefes darlığı vardı. O şekilde uçurduk. O zamanın parası yanlış hatırlamıyorsam 12 bin lira mı 15 bin lira gibi paralar verildi. Kolay kolay özlerinden vermiyor. Sevdiğim kardeşlerim de var. Samsun'da 2-3 yerde var. Hala uçan kuş uçuranlar var. Evet. Mesela Morşallılarla kırdım ondan sonra. Mesela isim vermeyeyim. Mesela bugün hatta bir yavrusunu gönderecekti. Çok sevdiğim bir kardeşim de bir yavrusu var. Ben Eke'de uçurdum, hazırladım, verdim. Bir yavru bir yere verdim, Eke'de uçurdular, oynattılar, verdiler. Hep kendi özlerinden. Ama değil mi? Özlerinden de. Morşallılarla kırıklarından. Sazlamaların özlerinden Samsun'da sadece bir kişiye verdim. Evet. Sadece bir kişiye verdim. Büyük hata ettim. Çok büyük hata ettim. Dışarıya ben 8 liraya verirken kuşları, ona dedim ki abi 3,5 lira mı? Öyle bir para, bir de kuşlar verdi. Kuşlardan da para kazandık. Allah var yukarıda. Ben ona farklı birinin kuşlarını satmıştım. O bu kuşlara bakmam dedi. Sen seninkilerden ver dedi falan filan. Derken kuşları aldı senden. Kuşları verdim ben buna. Bir tane özlerinden, bir tane yine çaprazlama çalıştıklarımdan verdim. Kuşları gitti başkasına sattı. Bir de nasıl sattı? İş. Benim kuşlarım yazlıktan buraya gelirken bu kuşlar bu kadar değildi. Karabeneklerden 17-18 tane vardı. Evet ya, kalabalıktı. Aynen, senin. Çok kalabalıktı. Videoları ben sana kadarıyla atarım. Paylaşırsın, evet, evet, veya buradan ben açayım sana. Her tarafta var. Küllü benekler sazlama çok fazlaydı. Buradan aşağıya hepsi bahçeden geldiği için buradan aşağıya düştü. Kedi yiyenler oldu. Aşağısı da kedi yuvası. Aşağı düşenler oldu. Buradan Atakum'dayız biz. Engiz'e yazlığa geri giden uçan kuşum oldu. Gittim yazlıktan kuşu paketlediler. Ağrı'ya gitti kuş. Bildin aldılar kuşu. Aldı, aradım abi senin bir, evin içinden yemi bile götürmüşler. Kuşu almışlar çatıdan, evin içerisinden poşetle yemi de almışlar. Postalarım oradaydı. Allah Allah. Tabii. Ya. Postalara bakmaya gidiyorum. Komşuya diyorum ki onun 2 gündür kızı benekli, dişi kayıp, burada uçan kuş nerede? Abi dedi ne? Kızı kuş dedi 2 gündür burada uçuyor. Niye dedim haber vermiyorsun? Ne bileyim abi dedi, oradan buraya dedi kuş mu gelir? Aradım. Buradan dedim kuş almışsınız. Abi senin şey, o iş senin bildiğin gibi değil bana dedi. Ben daha sana dedim ne dedi? Senin bildiğin gibi değil. Ne anlatacağım bana yani? Evin içinden evet, poşetle yemi de almışlar. İnşaat ustası. Buradan kuş giderken baktım o gün storylerde Ağrı'ya gidiyorlar. Velhasıl kelam. Evet. Peki şöyle söyleyeyim ne abi. Ne diyecek konunun aslı? He, kuşları kaybettik. Buraya getirdik. Yazlıktan kuşlar bahçeden çıktı.
bahçeden çıktıktan sonra betonda burada kuşlar bir bozulmaya başladı Yunus. İşin hastalandı. Çok bozuldu. Aşırı derecede bozuldu. Hala da bozgun ve düzeltmeye çalıştığım kuşlarım var. Kaybettik. Atmaca'ya burada çok verdik. Evet. Burada çünkü yazlıkta istediğimiz gibi engel olabiliyorduk. Müdahale edebiliyorduk. Evet, şimdi rahattı. Olmuyor maalesef. Her taraf aile, bina, polisler, savcılar hep karşılarda. Evet. İstediğimiz gibi rahat hareket edemiyoruz. O yüzden alıyorsa alıyor diyoruz. Bir de inşaat, alım satım, emlak derken, ihale, araba işleri derken burada istediğimiz gibi yoğun veremiyoruz. Ev kira bizim kendi yerimiz değil. İstediğimiz gibi kümes yap- yoksa burası böyle olmaz yani. Üst tarafı komple ben kendi var. Daha farklı. İnşallah ilerleyen zamanlarda inşallah yaparsın abi. Peki mesela, Mustafa abi yani senin öz olarak tek soyun bu benekliler mi var? Küllü benekler var. Pal sinekler var. Aynı sezon kuşlar. Selim yukarıdaki kuşların kapısını açtık. Yani hedefe yamazsan hayvanlar doyursun. Oradaki kara sinekli bir yeni başlayan var. Yukarıda var. Yeni başlayan bir kara sinekli var. Belki o kalkar kalksın. Önemli değil. O yine. Aşağı yukarı 2-3 soy mu var senin ben kuşların? Bende mi? Şimdi özüne güvenerek, inanarak baktığın dersen 3 soy var. 3 soy. Aynen. Gerisi tabii çalışma kuşları da var. Fazla geç kalmadı. Yazlıktayken rahatlık 17 tane kümesi vardı. İspenç tavuğundan, köpeğinden, her şey kuşlarının vardı. Her şey orada. Peki mezattaki kuşlarını hiç kırmayı denedin mi abi kuşlarına? Yani mezata, mezat salonundan mı? Senin sana gelen kuşları kırdın mı yani? Öyle bir şey yaptın mı? Bak bu da kanat bekliyor. Bu da çok çok muazzam bir hayvan. Gece o gece oldu. İnşallah ürküp bizden eksik, gitmez. Kanatlar eksik, kuyruklar eksik. 2 aydır yatıyor. Çok çok güzel bir hayvan. Bu da az bir nasip olursa bir gün ona da İnşallah abi yine tekrar geldiğimizde hazır olduğunda uçururuz. Çıksın bunlar gel. Çıksınlar. İzleyenlerden maşallah rica ediyorum. Normalde benim paylaştığım kuş fazla kalmaz hayatta Yunus Emre. Niye bilmiyorum. Kendi nazarım mı diyor, göz mü değiyor? Nazar değiyor diyelim abi. Yani maşallah çünkü çok güzeller. Elli ayaklı kuşlar. Güzel kuşların. Yani ben seni dediğim gibi Facebook'ta da arkadaş olduğumuz için görüyorum paylaşımlarını falan. Evet. Gayet güzel kuşların. Yani özenerek besliyorsun, özenerek bakıyorsun. Yani biz de dediğim gibi uzun zamandır seni ziyaret etmek istiyoruz. Evet. Bugüne nasipmiş diyelim. Bugün de belki pek hazır değil ortam bugün kuşların olarak. Ben sizi normalde saat 3 gibi 4 gibi bekliyordum. Selim'i aradım. Dedim ki sizin geleceğiniz yok herhalde. Ben kuşun geldiğini kesiyorum diye arayacaktım normalde. Selim dedi ki çayı demle. Bu arada çayı unuttum aşağıda. Çayı demle geliyoruz deyince spontane gelişti biraz. Pekala abi. Şöyle bir soru da soralım abi sana ya. Şimdi abi senin Mustafa Uzunkaya dediklerinde seni oyun kuşunda ne diyebilirler? Hangi özelliğini seversin kuşun? Ben mi? Kuşta iniş olacak. İniş mi yani? İniş olacak. Sende de mi iniş hastalığı var abi? Bu Samsunlarda ne var abi? Hep iniş iniş doğrusu iniş. Doğrusu bu. Ama oyun yapan uzaya gittikten sonra oyun yapsa ne olur? Olmaz yukarı mı giderken yayındayız şimdi. Biraz yumuşatarak anlatayım. Ve oğlum gidiyorsun 40 metre 50 metre de. Yani giderken yukarı doğru çıkarken o kadar takla ataysın atıyorsun. İnerken niye atmıyorsun? Daha kolay ya. Bir araba bayır yukarı mı daha rahat çıkar? Bayır aşağı mı daha rahat iner? Doğru. Sen bayır yukarı çıkarken gaza asılıyor. Ama aşağı inerken hiçbir frene basma yok. Nasıl olacak bu işin sonu? Şimdi tak yani yukarı çıkarken 30 tane atıyorsa inerken de 2-3 tane at da. Güzel yani bir örnekleme oldu. Doğru diyorsun abi. Şimdi yani, hak verebildim yani. Evet. Hadi inerken de muhteşem iniyor. Süper iniyor. Bir kuş havaya kaldığı zaman sahibin de sensin de benim. Allah nasip ederse eğer ki kaderimizde varsa uçacak, oynayacak, inecek. Doğru. Yerine inmediği sürece senin değildir. Ama şöyle bir şey var abi. Hani şimdi, tamam inişi olsun kuşun kesinlikle. Oyunda olacak. Harmanlayacak. Yok oynamadık. Oyun olarak mesela o tarz inen bir kuşun kaç sefer yapması gerekir? Seni tatmin edebilip şöyle bilmesi şey için. O çok göreceli bir şey. Kupa kuşu çok ayrı, seyir kuşu çok ayrı. Benim kuşum mesela şu ana kadar bir tane çetelem yoktur. Bir onu tane, diyecektim. Bir tane çetelem yok. Sözünü yoktur. Balla kesiyorum. Bak bu kadar aktifsin abi kuş içinde. Aynen. Bir her tane yerde çetelem varsın. Yoktur. Neden kupalara kuş uçurmuyorsun abi? Her sene yazılıyor. Bu sene 6 tane yazıldı. Evet. Her sene yazılıyor. Geçen sene, ondan önceki sene yazlıkta hiç kaderimiz gülmedi. Yani hiç, normalde uçurmak tane, istiyorsun ama 18 tane bir sezonda kuş verebilir misin atmaca? Yazlığı bilmiyordum. Engiz'de ilk taşındık Aselin biliyor.
Artık yavru kalmadı. Selim'den iki yavru, İrfan'dan iki yavru, Salih abiden iki yavru, arkadaşlarından yavru alıp uçurmaya başladı. O derece yani. Bak internette videolar var. Sivas'ta Erdal izler büyük bir ihtimal. Kendisine selam olsun. Benden çok çok selam olsun. Geç tanıştık. Kuş sayesinde tanıştık. Uçan o az önce gösterdiğim küllü benekli erkeğin bir kardeşine. Yine baba benim erkek, anne Selimlerin dişisi. Evet. Kuşu mesela Muzo derneğimizde çok aktif bir kardeşimiz. Ona da selam olsun. Ona da çok izleyen herkese selam olsun. Aynen öyle. Kuşu ben uçuracağım. Kuş tam inme turunda atmaca daldı. Hı hı. Atmacaya hamle yaparken, müdahale ederken kuş zarar gördü. Yani korktu. Kuş korktu. Kuş korkunca kuş gitti başka bir yere düştü. Kuşu aldık ettik. Her sene böyle aksilikler üst üste. Bir türlü nasibimiz gülmedi. Bir de kendi yerim yok benim, açık konuşmak gerekirse. Bak inşaat işiyle uğraşıyor. Emlak işiyle uğraşıyor. En baba kötü yanı da bu zaten. Yani, yerin yoksa abi istediğin bak, kadar iyi kuş diyorlar yok. Ya zaman. Yerin olduktan sonra bir şekilde zaman yaratırsın. Zaman yaratırsın. Kalkarsın evinden çıkarsın. Mesela önceki ev kira, yazlık bizim de ama satıldı. Dayımın da satıldı. Şimdi burası kira. İstediğin gibi kümes yapamıyorsun. İstediğin gibi tavanını güzelleştiriyor. Yoksa yani ben olsam yukarıda kuş uçurma yerine burada kuş uçururum. Evet, doğru diyorsun. Bu oda mesela içerisi daha yeni boşalttım. Komple üretim haliydi. O odanın içinde güvercin doluydu ben yani. Ben ilk yazlıktan geldim. Burada kuşları kaybetmeye başladıktan sonra kuşların çoğunu aldım içeri. Mecbur içeri koydum. İçeri dedim ki hiçbir gün yüzü görmesin gerekirse. Görmesin çünkü sıkıntı yaşayacak. Kuş abi mekan değiştirdiği zaman kuşta bir afallama oluyor değil mi? Tabii ki bu. Kuşun yani nasıl biz aynı buradan kalk işte Sinop'a taşı, yani git hava değişikliği, rakım çarpıyor, hava değişikliği çarpıyor. Bünyemize zarar verirse kuşta da aynı. Biz bazen insanoğlu olarak yani kaç gramlık kuştan dünyayı bekliyoruz. Bizim psikolojimiz bozuyor. Mesela kümesleri temizledim. Kuşlar ishal olmuş şimdi. Kümesler ishal olmuş. Abi, zararlı bir ishal değil ama hayvanlar bozuluyor. Hayvanlar kümes değişikliğini bile zor kabul ederken hava değişikliğini nasıl kabul etmesin? Evet. Bir de topraktan çıkmış. 3 sene, 4 sene boyunca hep toprakta yayılmış, gezmiş hayvanlar. Şimdi betonda. Şimdi betonda. Peki abi, şöyle diyelim, yerdeki baktığın kuşun zevkiyle çatıdaki kuşun zevki aynı oluyor mu? Yok. Yok. Olmuyor. Kim ne derse desin. Yer bir başka. Yerde mi asıl kuş belli olur abi? Aynı. Gerçek bir kuş. Ya şöyle bir şey. Yere girip oynayan kuşun, yere hizmet eden kuşun, her kuşun harcı değil oradan yukarı evet. Tekrar çıkmak. Yani. Ya saatini doldurmaz ya indiği zaman tıpası yetmez. Yani yer çekimi var, evet. Mesafe var. Şimdi burada bir şekilde kuş fırlatıyor. Mesela yazlıkta benim uçurdu. Keşke yazlığa gelseydim. Bak, keşke işte geçen sene Aytekin abisi olsun, sene arkadaşlarım olsun, yurt dışından mesela Fransa'dan dostlarımız geldi. Öyle bir bahçede orada kuş uçurmak yani çok zordu. Ben orada onu yaptım. Bahçenin içi komple ağaçla, ağaçların evet. Arasından biz kuşları oraya indirdik. İşte bu kuşlara bakmamın sebebi de o kadar zor şartlarda, o kadar kötü yerde o kuşlar oraya iniyordu ki bana yeterdi. Mesela ben yazlıkta bu kuzu benekli dişi yerde uçurdum. Hı hı. Yerde uçurduktan sonra çatıda uçurdum. İki katlı yandaki. Bak çatıda aynı evin bahçenin içerisinde evet. Çatıda uçurdum. Çatıda uçurduğum kuşu tekrar bahçeye indirdim. Niye biliyor musun? Konacak mı? Hata yapacak mı? Yani şimdi bahçeye girdiği zaman orayı biliyor, oraya hamle yapacak mı? Çünkü yarın bir gün dışarı bir yere verirsin rezil olursun. Öyle de rezil bir şey olursun. Var yani. Ben hele ki Samsun'dan kuş gidiyorsa tamamen rezil olursun. Erkek, şu kuşu sadece inmesi yani 45 saniye, 1 dakika, 1,5 dakika sürüyor desem kimse bana inanmaz. Bir dünya videosu var, 50 tane canlı yayını var. Evet. Mesela 3 sene uçtu bu hayvan. Mesela kızıl ak kuyruk erkek. Bunu yuva kardeşini Batman'a verdim. Ya baktığın zaman şebap gibi duruyor yani güzel. Salih amca uçurdu bunu. Yuva kardeşi bu Salih amcanın orada uçmuştu. Arkadaşlar bak, güzellik yani kuş güzeli diyelim. Abi sözünü yine balla kesiyorum. Söyleyeceğim varsa tamamla. Bir yerde bir kuş gördüm onu sana göstereceğim şimdi. Onlar ne diye bakalım biraz. Bakalım. Gir. Bak mesela bu da kördür. Evet, bazı sinekler de oyun kuşudur. Bir kaldırsana bunları abi. Kör tek gözü düşermişler. Mesela baba oyunlu ya. Baba bu kuşun babası Musul erkekti. Mor kafa, kara kanat, çakmaklı. Evet. Annesi 2012'de uçurduğum kızı karanfilli bir dişimdir. Meşhur Çorum kuşları. Onu bir yerden yavruyken aldım, uçurdum. Hı hı. O iki kuşu birbirine vurdum.
Bunlar çıktı. Bunlar burnun ucunu göremesinler Yunus. Evet. Kaybet. 15 dakika dışarıyı görsünler. Hiçbir şey yapmana gerek yok kardeşim. Kümesin kapısını kapat. İn aşağıya. Yeter ki tavanı görmüş olsun. Görsün. Onları değil. Keşke öbürlerini salsaydın. Onları değil. Öbürlerini salsaydın. Salamaz. Ayağı sıkış. Onları sokalım da. Şu dişiyi alayım da başka kuş binmesin. Evet. Şöyle şu kuşlara bir gidelim abi. Oradaki kuşlar da farklı. Bunlar senin kuşların değil o zaman. Hangileri? Bu buradakiler. Onlar da benim kuşlarım. Ha, bu saldıklarımız. Dişi Selim'indir. Şarabi bir yere verdiğim kuşların yavrusu. Miro dişi yazlıkla bu diye uçan. Öbürü sal olmasa Selim'dir. Tekrar bu da ay yazlıkla uçurduğun Miro dişini. Ya. Kardeşidir. Şu pal sinekli mi? Pal sinekli de o pal sinekli erkeğin torunudur. Tepeli olan. Çok yakışıklı be abi. Çok fizik müzik. Bunlar hep dişi. Daha dişiler erkekleri birleştirmedim Yunus. İlk defa bugün eşe yani attı. Yani insan var ya ya uçmasın vallahi yerde kalsın der bu kuşa Yunus. Ya. Maşallah çok güzel. Nerede? Şu. Tamam abi. Ben biliyorum senin palsinekli. Palsinekli tepeli. Düşme aşağı sakın. Aman aman gel abi sen. Gel abi bak. Boşver. Miro'yu parayla sattıkları zamanlar bu dişiyi de ben yazlıkla uçurdum oynattım mesela. Evet, şunu ben 2004'ten beri Miro'da bakarım. Her zaman kümesimde 1-2 tane olur. Arkadaşlar şu kuşun güzelliğini görüyor musunuz? Maşallah çeksin. Vallahi maşallah. Sen beni çekme, kuşlar çek. Az bir sigara yakayım. Maşallah. Çok güzel bir kuş. Kuş güzeli diyelim. Çayına şeker atıyoruz. Yerde çok güzel. Hayır abi. Şunu göstereceğim abi. Şuradaki kuşlara sen bakabilir miyiz? Kutluyu al. Kamera elinde çünkü. Gel abi. Şuradaki kuşlara bir bakalım. Hava daha çok kararmadı. Salalım istersen. He olabilir. Salabiliyorsak onları bir salalım abi. Salalım. Bunlar da onları sokalım. Salalım. Küllü beneklere benziyor sanırım. Bunlar şimdi kara beneklerin özleri bunlar. Kara beneklerin özleri aynen, bunlar. Kara peki beneklerin abi. Özleri bunlar. Bir aç kapılarını abi. Bütün hepsi burada ölünce bu dişim Selim'deydi. Allah razı olsun. Evet. Dün değil ondan önceki gün getirdi. Bunlardan çok öldü. Bu kuşlarda da fırlatım çok Yunus. Atın. Birazdan bir fırlatma. Ha fırlatma, bir kuş, savurma. Bir kuş kaç metre fırlatabilir en fazla? 5. O kadar. Abi şu çatı da çok güzelmiş ya. Sana yan taraf. Hastayım öyle. Satsınlar. Bak hemen yazıldı. Valla çok güzelmiş. Bak, şimdi bakıyorum, gördüm. Bakıyorum, kolluyorum. Orada eski bir yaşlı dayı kuş bakıyormuş daha önceden. Üstteki dayı kümes. Çatıda kümes de var. Çatıdaki kümes sonradan düzeltmişler. Orada çok düzgün. Burada çok düzensiz Yunus. Kuş hedefi evet, göremiyor. Evet, burada, çok burada aşırı düzensiz biraz. Yani. Kuş doğru hedefi diyorsun. Göremiyor. Ne taraftan gelir? Bir de benim kuşlarımın özelliği, benim kuşlarım genellikle hep dağ tarafından, yukarıdan gelir, evet. Denize göğüslerinden. Hep he. De şansıma, hep ters yerler bana nasip olur. Ama çok yakındır. Şimdi İnşallah arabayı, iyi bir yer bunlar bulursun. Bunlar da pis abi. Arkadaşlar, posta kümesleri. Bunları kaldırdık, atıyoruz. Bunlar gelin çöp olacak. Onları bir buradaki, sal abi, karanlık olduğu için mi çıkmıyor artık? Veya dişi kaçma ihtimalleri var mı? Dişinin kanadını keseyim mi? Selim'in oradaydı ya şimdi, şaşırır mı? Şaşırır tabii abi. O zaman salma şöyle bir bakalım abi ya. Kamera çeker mi? Tabii tabii. Bak bu dişim de mesela kördür. Bunlar da artık Yunus. Kör bu da onların torunu. Telefonun ışığını tutar mısın? Uçan abi erkek ya? Bu dişinin yavrusudur. Maşallah. Şöyle arkadaşlar bak kuş kör zaten görmüyor aynen. Bizi. Yanındaki abisi. Kara ne diyorsunuz abi bunlara? Yani bunların bunlar mor şallı diyorsun. Morlu mor şallı. Buradakiler de mi aynı? Salalım, gel salalım. Dışarıda daha rahat olursun. Bu kör dişi uçan erkeğin annesidir. Bu kör dişi. Şimdi iki tane daha eke başlatacağım bunlardan. Hiç durak akmamış ekelerini başlatacağım. Bu öz abisidir. O öz abisi, ya kızı benekli var ya içerideki gösterdiğim dişi. Evet, evet, evet. O dişinin yavrularıdır bunlar. Ha bunlar o dişinin yavruları. Tabii o dişinin yavruları. Babası da aynı böyle mor şallıydı. Yazlıktan buraya getirince hayatımda yaşadığım çok enteresan bir olaydır Yunus. Evet. Belki izleyenler inanmayacak. Kuşların annesini çok sevdiğim bir Hasan abime verdim. Soyadını söylemeyeceğim. Çok sevdiğim bir Hasan abime verdim. Babası bende buradaydı. Annesini oraya Zula'ya verdim. Bu kara benekleri de oraya vermiştim. Hı hı. Kuşun dişisi orada öldü. Erkeği ertesi gün burada öldü. Kuşun babası. Ne diyorsun? Bak içim hala aburam tüylerim ürperdi. Bak dişi orada öldü. Erkek ertesi gün burada öldü. Şok olduk. Bak hala böyle hayatımda unutamayacağım böyle bir değişik anıdır. Dişi orada öldü, erkek burada öldü. Bu kuşlar mesela onların yavrusudur. Zaten yazlıktan buraya geldim ya.
Bitti yani orada ben... Sen yıkılmışsın orada abi. Orada bitirdik zaten ya orada. Mesela... Senin yıkım zamanına denk geldik abi. Olsun. Yine olsun. Ayaktayız. Aynen aynen. Yine ayaktayız. Yine ayaktayız abi. Hava da karardı arkadaşlar yavaş yavaş. Artık ışık yakmak zorunda kaldık. Şöyle de kuşları göstereceğiz. Gel dişiyi kesmeyeceğim bana bunu. Gel. Abi bence kes gel, ya. Kes kes, kes abi. Allah. Nasibimizde varsa kalır. Evet şu an bir risk aldı arkadaşlar. Bu yüzden hep böyle kaybediyorsun. Buraya tam alışkın olmayan bir kuşu dışarı saldı. Kendi kuşlarından. İnşallah kaçmaz. Kaksa da gelir. Eğer kedi yemesin. Gelir kedi diyor. Yemesin. Bir yere gibi. Deli oğlan diye bunun mesela bir abisi uçtu. Evet. Kuşlar. Bu mor şallıyla küllü benekliler değil mi oluyor bunlar? Öbür kör ve abisi mor şallı dediğimiz seri. Aha. Bunlar kara benekli dediğimiz seri. Bunlar iki şey. İki ayrı soy bunlar. İki ayrı soy bunlar. Okey. Şöyle bakalım arkadaşlar. Kuşlar bak, gerçekten çok güzel. Bunları birleştirip uçurduğum bir dişi. Onların maşallah, da çalışmasını yaptım güzel. Yunus. Evet abi. Bu da mesela. Bu da kızıl. Bu da hazır. Sonuçta. Hazır. 4 yaşında bu kuş. Evet abi. Bak, buradan söylüyorum. Yayında da herkes eğer kuş hayatta olursa. Ben de hayatta olursam, kuş sonuçta 4 yaşında bu kuş. Bunu da yazlıkta yerde uçuruyordum. Yazlıkta yerde uçurduktan sonra burada sağ sağ çıksına burada devam etmeye başladım. Evet. Videoları var, Instagram'da da var, YouTube'da da var. İzleyen olsa şimdi açarım. Buluttan düşen bir kuş diyorlar yani. Açacağım evet. Sana videolarını şimdi. Kanadı geldikten sonra seni de davet ediyorum. İnşallah. Selim de burada. Hayatta kalırsa ben de hayatta kalırsam kuş her zaman uçar. Ya bu bir şey de dikkatimi çekiyor benim bu kuşlukta abi. Abi kızıl sinekli kuşu böyle hep atraksiyonlu oluyor yaptığı zaman. Ya ne atımlı oluyor? Oluyor ya çok gezimli yüksek uçumlu oluyor. Ya bunun bir sebebi var mı acaba? Yani bunların bir ırkı mı var ki? Hani genelde oluyor yani bu. Bilmiyorum ki bunların çoğunda var atım ya. Bir şey diyemiyorum şimdi. Hani ben genellikle şimdi fazla ben de, kuş bakmadığım için. Ben de şimdi bir birkaç şey de yerde şu anda biliyorum var. Ya kuşlar abi deli gibi uçum gezimli ve deli gibi atımlı yani. Mesela benim kuşlarım özü hiç... Mesela sana desem ki şimdi bu beyaz karanfilli dişi bunlardan inanmazsın ben. Hadi canım. Bu kuşların ataları zaten Yunus. Bu beyaz kuşları, karanfilli dişi bunlardan. He. Beyaz çıkardı yani. 7 yavruda bir, 7 yuvada bir özleri beyaz verir. Beyaz veriyor. Peki bu niye? Beyazı uçuruyor mu abi? Yok. Bırakıyorsun damızla. Aynen. Bunlardan bugüne kadar 4 tane elimde tutabildim. Evet. Hayat. Onlar da yazlıktan geldikten sonra bir tane yazlıkta öldü, iki tanesi burada öldü. Tek kalan dişi bu. Tek kalan dişi aynen. Bu. Bunun annesini İsviçre'ye sattım. Pişman oldum. Çok sen de abi sattığına dostuna. Pişman oluyorsun anlamıyorum. Yok öyle pişman derken tüyü kadar hayrını görsün. Güle güle beslesin. Şimdi ne zaman sattım desem pişman oldum hepsi diyorsun. Hepsi öldü. Niye işte yazlıktan buraya geldik ya. Ya elinde kalmadı. Yani az kaldı. Kalmadı o da kötü değil. Oluyor. Bu kadar kuştan kuş çıkartamazsak bize yazıklar yani. Bu kadar kuştan. Eğer kuş çıkartamazsak bize yazıklar olsun. Bu da biraz da Allah'ın takdiri ilahisi. Allah nasip edecek bir şeyi sana. Evet. Bir şey yakayım mı? Allah olur nasip abi. Edecek ki olacak. Bu kuşların 2012'de uçan donuk sinekli dişi nişanlıydı Yunus. Nasıl? Sol tarafında nişanlıydı. Beyaz nişan ben de dedim siz yüzük mü taktı? Nişanlıydı. Altına verdiği yavrular da genellikle sazlama ak kuyruk veriyor. Kızıl sinekli akbaş yavru var ya. Evet. Kızıl sinekli akbaş yavru mesela panik atak dişinin yavrusudur. Şu. Aynen. Bu mısır göz erkeğin yavrusu. Anne Selim'in, baba mısır göz erkek. Kuşlar evet. Ak kuyruk verir, akbaş verir, sazlama verir. 7 yavruda bir beyaz verir. Genellikle küllü benekli kara sinekli. Yani beyaz çıktığı zaman sen ayırıyor musun hemen abi? Valla bir tane var mecbur ayırıyorum. Bir tane var diye ayırıyorum. Mecbur ayırıyorum. Normalde çıktığında uçuruyorsun çok ama çıksa değil mi? Uçururum. Çok çıksa kesinlikle uçururum ama bir tane iki tane çıktığı zaman Yunus yani Samsun kuş konusunda herkes ekran karşısına geçtiği zaman veya masada anlatmaya geldiği zaman çok saygılılar ama Samsun vampir. Açık söyleyeyim kimse kızmasın darılmasın iyisini buldukları zaman saklarlar evet. Ve az hoşuna gitmeyen olduğu zaman hemen paylaşırlar. İyileri ve karakteri düzgün olanları tenzih ederek konuşuyor ama çoğu yamyam. Sana beni diyorsun. Bu yüzden ihale salonunda fazla sevmezler. İlk başladığım zaman 150 kişiydi. Şimdi ben insanların yüzüne karşı doğrular çok rahat söylerim.
Doğru bence doğru olan da o abi. Doğru bildiğim sonuna kadar söylerim. Kesinlikle. Savunurum. 9 köy onların olsun. Ben 10. köyü kendime inşa ederim, yaşarım. Hiç umurumda değil. Helal olsun küsen abi. Tebrik yatağına, ediyorum seni abi. Küsen yatağına ayrı Allah sersin. Tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Kendim. Küsen doğru. Yatağına ayrı sersin. Hiç aynen. Önemli değil. Ama emeğe saygı. Ben ihale salonuna beni herkes bilir, bir kuş yakalama diye geliyorsa, ayağında secere varsa seceresine bakarım, sahibini ararım. Buradan şehir dışına bir kuş göndermişliğim vardır sahibine. Evet. Ama hiçbir secere yok, hiçbir şey yok da o kuşu sayfamda paylaştırırım. Yakalama gelmiştir. Yakalama gelmiştir. Kuş salondadır diye birçok kardeşimizin, abimizin kuşunu da teslim etmişizdir. Kimisinden hiç bedel isteriz istemez. Ayrı bir konu. Buraya mesela kuş çok iner. Buraya kaç tane kuş inmiştir. Evet. Ben alıp satımcıyım da. Yani bu işi yapıyorum. Yani işimin var ama aç kalmadım ama sonuçta bu işten de bir gelir geliyor. Ben buraya inen kuşu bile paylaşıyorum ki sahibine gitsin diye. Helal olsun abi. Gerçekten seni tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Canlı yayına çıkartıp satmayı bilmiyor mu? Aynen öyle. Mezatçı bir yakaladım insansın. Yakaladım palak büğrü, hatırlıyorum da. Bak sahibi... Ya şöyle bile yapabilirsin abi. Aradık. Sahibi çıksa bile parayla satı geri verebilirsin adama. Aldığımız bunu bile yapabilirsin. Oldu, almadığımız da oldu. Allah var yukarıda. Veren de oldu, parasını vermeyen de. Hiç kimseden bir şey talep etmedi. Anladım abi. Gönlünden kopan verir, gönlünden kopmayan vermez. Mesela doğru. Palak büğrü. Bir erkek yakaladık burada. Sahibini araştırdık. Senin bardağın nerede? Adama çay doldursana. Kuşun sahibi ölmüş çıktı Yunus. Ölmüş mü? Aynen, kuşun sahibi ölmüş. Yunus Saltık abimiz, sevdiğim bir abi. Hadi ya, Allah razı olsun. Ben dedi tanıyorum dedi Mustafa evet. Sahibini. O adam dedi öldü, kuşlar dedi yeğenine verdi. Mesela evet. Çok yakın zamanda olan, aklımda kalan bir olay. Yeğene ulaşmaya çalıştık, ulaşamadık. Burada Atakum tarafında bir yerde bakıyormuş. Hı-hı. Kuşu sahibine attık, canlı yayında duyurduk. Dükkanda 10 gün bekledi. Ulaşamıyor sahibine. Ne yapacağız biz? Ömür boyu bunlar nikahlı mı gazlayacağız? Vereceğiz daha bu kuşu. Evet. Canlı yayına değil ki. Bu kuş yakalama kardeşim. Sahibine ulaşabilen varsa alsın. Yunus abi de o gün yayında. Abi dedim ne yapayım? Sat gitsin Mustafa dedim. Çıkardım canlı yayında. Sattım gitti. Kim ne verirse onun olsun dedim. İnişlerini bir gör kuşun. Uçurdun da kuşu. Kuşlardan buraya karşıdaydı. Kalktı uçtu. Oo. Oynadı oynadı. Buraya indi. Peki İnişlerini abi. Bir gör kuşun. Zırh gibiydi altı. Zırh gibiydi altı. Şimdi ben buna bakma kendine da bakabilirim. Kendini ayırsaydın aynen abi. Macerayı sevmiyor. Çok yakın bildiğimiz, abi dediğimiz adamlar bize verdikleri kuş. Mesela panik atak dişinin annesi, evet. Kara sevk dişi, elimde tek de o kuş. Hı-hı. Ben tek bir tane dişiden bu kadar kuş yapıyorsunuz. Yani şu mor şallılarla, kara benekliler ayrı, o içerideki kuşlar bir tane kuştan üredi. O da nasıl üredi? Kara sinekli akürük dişi vardı. Bu kuşların atasını çok sevdim Turgay abiden. Aytekin abidir benim kuşlara başlatan. Aytekin nasıl abi. Nasıl oldu diyecek. Aytekin abi benim. Ben bir kaçak bir dönemim oldu. Sıkıntılı bir zaman geçirdim. Evet. Kuşlarımı yeğenime bıraktım. Benim daha öncesinde baktığım kuşlar, asıl doğudan getirdiğim, daha evveliyatı olan kuşlarım. Sen Mardin'den mi geldin abi buraya normalde? Ben orada doğdum, burada büyüdüm. Ha, orada doğdum, burada büyüdüm. Anladım abi. Yani buranın kuş kültürüyle yetişsin diyelim. Atalarım yaklaşık 60 senedir burada. Okey ya. Babamlar. Buralısın artık yani. Artık yani evet. Doyduğumuz yerdeyiz. Kesinlikle. Ha, aslını inkar eden... Namertliğim var değil mi? Doğru diyorsun. Bu bir gerçek. Peki abi, videonun da artık yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Hava da karardı. Ağzına yüreğine sağlık. Eyvallah yani kardeşim. İzleyen herkese selam olsun. Senin evet. Ayağına sağlık, yüreğine sağlık. Allah razı yarın olsun. Yarın hava güzel olsa beklerim. Tekrar kuşu atarız. Hı-hı. Herkes canlı canlı izlesin. Doğru diyorsun. Ya şimdi hani... biz zaten videolarını da koyacağız abi. Aynen. Ben her zaman kuş havada olması taraftarıyım. İşin gerçeği budur. Anlatmakla peynir ekmek gemisi yürümüyor. Evet. Peki abi, son olarak kuşu camiasına söylemek istediğin bir şeyler var mı? Herkesi saygıya davet ediyorum. Herkes birbirine saygılı olsa, şu yalan işini bıraksalar, yuva yapmış ağızlarına. Çok daha güzel bir ortam olabilir. Birbirlerini eksik yapmayı çok seviyor bazı insanlarımız. Mesela 2-3 gün önce bir yazı paylaştım. Üzülerek paylaştım. Emanet veriyorsun. Yavru almaya veriyorsun. Kuş başka bir yerden çıkıyor. Ve bunu sana yalanla söylüyor. Üzücü bir durum. Bu saygısızlıktır. Bu eksiktir. Eğer bir adam lafını yiyorsa bence şu pantolonun üstünden çıkarsın. Eğer bir delikanlı ağzından çıkan kelime yiyorsa şu pantolonu çıkarsın. Annesinin veya kız kardeşinin fistanını alsın gitsin. Çok özür dileyerek söylüyorum izleyenlerimizden. Allah hepimize onurlu yaşamayı, onurlu ölmeyi nasip etsin. Kuşçu camiasında çok sevdiğim, çok güzel abilerim, kardeşlerim. Çok, yani aile gibi olduğum o kadar çok insan var ki. Bir yandan iyi ki girmişim diyorum. Bazen de nefret ediyorum. Saygıyı kaybetmeyin.
emeğe saygı, kuşa saygı, birbirinize saygılı olun. Olalım daha doğrusu. Ben de çok saygımı bozduğum zamanlarım oluyor. Çok agresif olduğum zamanlar oluyor. Kendimi kaybettiğim zamanlar oluyor. Dengesiz yazılar yazdığım zamanlar oluyor. Dengesiz konuştuğum zamanlar oluyor. İnsan oluyor, sinirlenebiliyoruz. Kalp kırabiliyoruz. Yani doğru yoldan ayrılmadan bence saygılı olsak. Ve şu camia o kadar büyük bir camia ki Yunus, işin aslına baktığın zaman. O kadar büyük bir camia ki. O neydi? Yani... Aslında birlik beraberlik olsa var ya, çok güzel yerlere gelinebilecek bir şey. Çok güzel yerlere gelinebilecek bir şey. Yani ben kolay kolay kahveye gitmem. Kolay kolay mekana gitmem. Çok nadir günlerim vardır. Kolay kolay benim huzur bulduğum 2-3 tane hobim vardı. Bir araba, iki kuş. Bir de kendi özel hayatım içinde olduğum hobilerim. Yani baktığın zaman Samsun'da bile şu işi hakkıyla yapıp gerçekten iyi yerlere getirmek için mücadele edebilecek çok büyüklerimiz var. Bıktırdılar insanları. Kutuplaşmalar. Kutuplaşmalar. Saygısız konuşmalar. Özür dileyerek ablalarımızı tenzih ediyorum ama ablalarımızın daha delikanlı olduğu adamlar yüzünden manita gibi sağda solda dedikodu. İyi olduğu arkadaşın arkasından başka bir taraf. Hep bu işte kutuplaşmalara sebep oluyor. Samsun'u paramparça ettiler. Mesela ben Türkiye'nin her yerinde mezata gidiyorum. Böyle bir camia yok. Böyle bir camia gerçekten yok. Türkiye'nin her yerine gidiyorlar ama Samsun çocuğuna sahip çıkmıyorlar. Türkiye'nin her yerine gidiyorlar ama Samsun çocuğuna sahip çıkmıyorlar. Samsun kendi adamına sahip çıkmıyorlar. Yalanla sırtlarını sıvazlayıp arkasından iş çevirenlere yüzlerine gülüyorlar diye iyi geçiniyorlar. Doğruyu söylediğin zaman manita gibi alınıyorlar. Sen ayrı yatağını ayrı sersin. Ben dediğim gibi ben doğruyu söylerim, doğruyu konuşurum. He, dengesiz mi konuşuyorum? Hakkınızı helal edin. Karakterim bu, 40 yaşından sonra karakterimi değiştiremem. Ama doğruyu da siz de kabul edin. Bence şu camiaya Samsun'da bak bir tane festival yok. Mesela ben bu işi yapıyorum. Şehir dışından o kadar teklif geliyor ki festival yap diye. Ben mesela benim dükkanım normal resmi olarak dernek tüzüğüne uygun, bütün protokolleri imzalanmış, hazırlanmış, bütün her şeyi hazır bir, o zaman Kurtuluş abi başkandı diye ben o tüzüğü yırttım, attım. Hala flaşlıkta dur. Niye? Saygısızlık olmasın diye. Bir dernek varken ikinci dernek olmasın diye. Ama Samsun Derneği bence biraz daha şu işleri güzelleştirsin. Arkadaşımı severim kendisini. Bu zamana kadarki olanlar onun suçu değil. Bu zamandan önce de çünkü senelerdir böyle. Niye? Öbür abilerimiz de büyüklerimiz de yapmaya çalıştılar. Ama birlik beraberlik olmadığı için, eksikler oldukları için, daldan dala zıplayan insanlar olduğu için yürümedi. Bence Samsun daha güzel yerlere gelmeyi hak ediyor. Kuş değer görmüyor. Ha, uçan kuş her zaman değerini görüyor. O ayrı bir konu. Kuş iyiyse değerini görüyor. Ama yerde kuş burada para etmez. Ama birlik beraberlik, şebapçılar, organizasyonlar, festivaller düzenmeli. Samsun'da benim bildiğim yüzlerce kostüm kuşu, ırk kuşu, çalışma kuşu bakan birçok sevdiğimiz arkadaşımız var. Bunlar camiaya kazandırılmalı. Oyun kuşu bakanlar. Bir kere yani şimdi güzelleştirme adına çalışmalar yapıyorlar. Yeni yeni adımlar atılıyor. Önceden atılmış çok daha iyi. Ama gerçekten elini şöyle masanın üstüne yumruğunu koyabilecek, ben buna gönülden sahip çıkabilirim diyecek. Yanına da fazlasına gerek yok. Eski başkanlarım, yeni başkanlarım, abilerim, kardeşlerim. 3 tane sağlam adam. 3'ünden sonra cıvatası çıkmaya başlıyor çünkü işin. Saf değiştirdim mi bir işe yaramıyor. Evet. Bence Samsun'a biraz sahip çıkıyor. Bu kadar olmamalı. Bu kadar olmalı. Biz 2004'te ihaleyi yaparken sevdiğim bir abimin yanında, o zaman iyiydi. Daha sonrası, o zaman da biz 20 TL'ye kuş satıyorduk. 50 TL'ye kuş satıyorduk. Satıyorduk yani. Ben bu kuşların atasını, inanmazsın Yunus, 2012'de cezaevinden telefonla uçurtuyordum. Allah şahidim olsun. Cezaevinde yatıyordum, Ünye'de. Cezaevinden telefonla uçurtturuyordum donuk sinekli dişi.
Bak Okan diye bir kardeşim, rahmetli Uğur abi. Bak, Allah şahitle cezaevinde arıyordum kuş altın. Arıyordum akşam 3,5 saat üşüdü. 3 saat 40 dakika indi mi indi. Bu kuşların ataları, küllü melekli sazlamaları. O zaman çok sevdiğimiz bir abimiz, camiden isim vermeyeceğim. Yanlış anlaşılır, bence doğru. O zaman 1 liradan başladılar, 2 lira, 3 lira, 4 lira. En son Hakan abi bana geldi, çifte Hakan. Dedi ki oğlum şu kuşu artık dedi ver. Adamlara dedi şey yaptın, 5 lira dedi verecekler, kuşu dedi ver. 2012 senesi. Kuşu satmadım. Gittim E36 bir arabam vardı, kupe yine BMW. Bir yerde bir takıntım vardı. Gittim arabayı sattım, kuşu satmadım. Kuşu satsaydım bu kuşlar elimde olmayacaktı. Arabanın şimdi 3 katına biniyor. Arabayı sattın, kuşu araba, satmadın. Allah şahittir Selim. Bak arabamı sattım, sıkıntımı kapattım. Neydi? Ha, sıkıntım vardı. Bir sıkıntım vardı. Vay be, helal olsun. Bak, arabayı sattım, 10 bin lira zararına verdim o zamanın parası. Araba zaten 28 bin liraydı. Hı-hı. Arabayı 18 bin liraya İstanbul'a gönderdim. Herkes bana geri zekalısın, sen bu arabayı nasıl verirsin dediler. 3,5 lira yüzünden, 3,5 TL yani 3,5 bin lira milyar o zamanın, evet, parası. Kuşu satmadım, arabayı sattım. Niye? Kuşu satsaydım bu kuşlar elimde olmayacaktı. Belki daha iyisi olacaktı, Allah nasip edecekti. Belki daha kötüsü olacaktı, bir şey diyemeyiz ama bu kuşlar elimde olmayacaktı sevdiğim hayvanlar. Arabanın şimdi 3 katına bineyim, hiç önemli değil. Helal hiç olsun. Önemli değil. Vefa dediğim gibi çok farklı. Bu kuşlarda ben yer hakimiyeti, o bu. Velhasıl kelam o kuşu da... Yani o zaman parası satsak satardık daha bu hayvanları. Yani. Baktığın zaman her şey para değil. Laf lafı açtı, konu nereden girdi bilmiyorum. Geçmişe gidince böyle bazen hırslanıyor buna vesile olan insanlara. Biraz dolusun yani abi. Çok, aşırı dolu. Biraz yani dolusun. Ekranın karşısındayız da fazla bazı şeyleri anlatamıyor. Normal evet, muhabbet etsek sana ederiz şimdi. Sana çayımızı içeriz. Çok rahat konuşacağım da. Arkadaşlar, biraz seçici konuşmaya. Oraları insanları... biz duyacağız diyelim. Siz bu kadar. Aynen, üzmemek. Oğlum çünkü burayı bayanlar izliyor. Çoluk çocuk izliyor. Gençler izliyor. Aile kanalı abi. Aile kanalı, aynen. Ben YouTube'da bile canlı yayın yaparken kelimelerime çok dikkat etmeye çalışıyorum. Kesinlikle etmek de gerekiyor abi. Yakışmaz. Aynen. Yakışmaz yani. Orada ben açsam televizyonu eşimle beraber. Sonuçta sen camiayı temsil ediyorsun bir nevi. O yüzden dolayı şimdi yakın, orada... Bozamayız kendimizi. Tarhana burgur demenin, aynen, bir mantığı, aynen, yok bozamayız yani. Bozamayız kendimizi. Pekala abi. O zaman şöyle yapalım. Olmadı bir bu videodan hemen peşine bir Facebook'ta canlı yayın yapabiliriz. Olur, bir muhabbet edebiliriz. Olur. Onu da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi Mustafa Uzunkaya'yı Facebook, YouTube, Instagram... Aynen. ...dan takip edebilirsiniz. Orada uçurmuş olduğu kuşlar da var. Vay. Hani kim olduğunu bilmek adına en azından, geçmişini ya, görmek adına. Allah'ın bir kuluyuz işte. Çok ağam şu an bir kuşumuz yok. Görebilirsiniz. Aya gidiyor demiyoruz. İddiamız yok. Evet. Bizi tatmin ediyor. Ama uçan hazır kuşlarımın var. Belki kupa kuşu değil. Belki 50 sefer oynamıyor. Belki 50 metre oynamıyor. Ama şükürler olsun Rabbime. Mahcup etmiyor. Oynuyor, iniyor. Abi de kendimizi eğlendiriyor. Var bir şeyler işte. Varsa İyi. Uçan uçar. Olduğu zaman konuşuyoruz. Olmadığı zaman ağzımızı açmıyoruz. Bu iş böyledir. Boş yere sallamanın hiçbir anlamı yok. Öyle kapatacak, gelecek, onu yapacak, bunu yapacak. Varsa olur, yoksa yok. Aa burada hazır kızı benekli dişi. Evet. Dediğim gibi nerede o? Bak aa, herkes şahit olsun. Birazdan videolarını atacağım sana. Evet. 4 yaşında yazlıkta uçmuş bir hayvan. Son 3 telekle geçen sene de burada izledik. Tüyden sonra uçar. İsteyen herkese izlemeye açıktır. Şöyle yapalım abi, dediğim gibi. Şimdi videoyu burada artık kesmek zorundayım. Kes, sen kuşları çek. Kapatacağız. Şunu demek istiyorum. Facebook'tan, YouTube'dan senin bu kuşlarının videolarına da bakabilirler diyelim. Benim dur. Sayfam. Evet, gördüğünüz YouTube gibi kanalımız. YouTube kanalı çok bu Mustafa Uzunkaya. 3000 küsür. Çünkü evet, senelerdir Facebook'ta aktiftik, Instagram'da evet, aktiftik. Facebook canlı yayınları engeller koymaya başlayınca bir de Samsung'da herkes bir bana 2 sene sırf canlı yayın yaptırmadılar Samsung. Hep şikayet. Şikayet ederim. Hiç paylaşım bile. Ya bu nasıl bir satılıkmış bile atamıyorum. Hırs ve satılık mı diyeyim ya. Samsung'un insanlığı işte. Diğer mezatçı arkadaşlarımız, yayıncı arkadaşlarımız, kendilerine çok selam söylüyorum. Herkes kalbinin ekmeğini yer. Evet. Herkes hak ettiğini kazanır, kalbinin ekmeğini yer, herkesin nasibini yer. Bence bir insanı şikayet etmek, ispiyonlamak, sokakta da böyledir, ihbar etmek bence yayındayız şimdi, herkes biliyor. Çıkarsın üstünden pantolonu, annesinin veya evdekinin fistanını giysin, onunla gelsin. Beni 2 sene bana ne yayın açtırdılar, ne paylaşım yaptırdılar, bunu herkes iyi bilir, nefes aldırmadılar. Ben sabah akşam 9'da başlayıp sabah 9'da canlı yayın yapıp 12 saat Türkiye'de, bak
12 saat ilk canlı yayını yaptığımız zaman sabah 1000 kişiyle yayın kapatıyordum Yunus. Bırakın diyordum. Sabah 1000 kişiyle yayın kapatıyordum. Haftada sadece 500 tane bir sevkiyat yapıyordum. 3 gün uyumadan mezat yapıyordum. Var mı? Bunun hepsi canlı yayınları, hepsi var ya. Bilen bilir diyorsun. Herkes biliyor. Türkiye biliyor. Yani bırak Türkiye, yurt dışı biliyor. 3 evet. gün ya buradan kalkıyorduk. Cuma günü burada mezat yapıyorduk. Buradan kalkıyorduk, Mardin'e gidiyorduk. Mardin'de mezatlara katılıyorduk. Festivale katılıyorduk. Mardin'den dönüyorduk. Burada masa salımı yapıyorduk. Sergi yapıyorduk. O yani bayağı aktiftin. Aynen. Bak şikayet. Yıldırmaya çalıştılar. Yıldıramadılar. Yıldırmaya çalıştılar dediğin gibi. Evet. Ondan sonra YouTube'a geçtik. Daha da iyi oldu. Daha seviyeli insanlar. Kanalımız bu. Burada o, rastgele bize sana. Bize kuş mu gösterecek? Yok, kanalımız bu. Ha, kanalı hani buradan takip edebilirler Mustafa tamam. Uzunkaya. Şuradan gösterdik zaten. Mesela sana rastgele. Bayağı videoları var arkadaşlar. Girdiniz mi bir hafta çıkamazsınız bu kanaldan. Öyle söyleyelim. Sana bir hala tane gidiyor aşağı doğru. En geriden mesela geleyim. En geriden. Sana hangisini açayım? Seç. Abi şu an açma bence. Tamam. Şu an hangisini açma. İstiyorsan buradan bakar. Buradan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet Mustafa abi, ağzına yüreğine sağlık. Dolusun. Kardeşim biraz. Son şeyin dolu oldu biraz. Biraz. Videoyu da kapatmak niye zorundayız doluyum? Artık. Biraz niye doluyum? Dediğim vakit Samsun'dan doldu. Samsun'dan diyorum yani. Evet. Samsun insanı diye. Bu kuşlar mesela çok sevdiğimiz bir abimiz. Evet. Şu anda çok iyi derecedeler. Çok iyi yerlerdeler. Bu kuşların atalısını bizimle beraber izlerken, bizimle beraber aylarca izlerken benle beraber kuşu at geliyorum ne zaman atacaksın diye her gün telefon açıp her gün benle izleyen kuşlara bir tane erkek aldım. 3 sene baktık. Altından gelenlerin hepsi kondu. Benim 3 senemi çaldı. Güvendim ha, ben ona adam dedim. Güvendim, abi dedim. Çünkü abi diyoruz yani. Biz öyle dedik. Bir insan sana güveniyorsa eksik yapılmaz. Evet. İkincisi yine sevdiğim bir abim. Kuşlarımı ona emanet ettim. Bu kuş onlara girme dedik. Tuttular girdiler sarıyı. Altından gelenlerin hepsi kondu. Özdeğini bize vermedi, sakladı. 60 yaşında adam bize çakallık yaptı. Kuş niye? İşinde de maalesef. Kuş yani kuş ya, 3 tane kuş niye? Ben evet. sana her şeyimi vermişim ya. Ben sana hepsini emanet etmişim ya. Ben sana en olmaz şeylerimi emanet etmişim ya, güvenip. Yani 3 tane kuş için bana niye kurnazlık yapıyorsun? Benim sana olan sevgimi, saygımı, sana olan inancımı niye kırıyorsun? Yani ben sana uçanları vermişim sana. Yani o yüzden Samsun çocuğu bence çok iyi insanlar var bak. Çok çok iyi insanlar var. Çok kaliteli, çok değerli arkadaşlarımız. Genci olsun, yaşlısı olsun. O kadar güzel insanlar var ki iyi ki tanımışım diyor. Ben çocukluğumdan beri bu camianın içindeyim. Çocukluğumdan beri. Yani 2004'te biz mezatta sevdiğimiz bir abimize o zamanlar bilet satıyorduk. Ayrıca üniversite okuyordum. Arabamla kuş topluyordum. Ona kuş getiriyorum. Ayrıca biletlerine, kapıda girişlerini, kasadaki hesaplarına kadar bakıyordum. 20 senedir bu işin içerisindeyim, bu camianın içerisindeyim. Herkesi tanırım. Kimin ne olduğunu çok bilirim iyi biliyorum. Kimse yalandan yere özlü sözler yazıp karakterini ortaya koymasın. Ben 7'sinden 70'inde çoğu insanı Samsun'da tanırım. Çoğu insanın karakterini bilirim. Kimin kime ne yaptığını çok iyi. Bu mezatçılığın içinde olduğumuzdan dolayı da Yunus, herkesin kimin ne iş çevirdiğini hepsini biliyor. Herkesi biliyor. Ama işte dediğim gibi ispiyonculuk mu dersin, muhbirlik mi dersin, gambaz mı dersin, söyleyemiyoruz ya bazı şeyleri. Geçenlerde bir canlı yayın yaptım. Bir gün bu mesleği bırakırsam, meslek demeydim, bu hobiyi bırakırsam, bir gün beni kızdırırsan herkesi birbirine düşüreceğim ben sonunda. Niye biliyor musun? Herkes konuşmaya geldi, mangalda kül bırakmıyorlar. Herkes herkesin arkasından konuşuyor ama. Herkes herkesin arkasından konuşuyor. Hepsinin birbirine eksiği var. Güzel insanları adam olup da pantolonun hakkını veren insanları tenzih ederek konuşuyor. Adam olun biraz. Adam şöyle olun. Diyelim abi o zaman. O kötü olayları onlara bırakalım. Biz yolumuza devam edelim diyelim. Güzel şeylerle görelim, gel bakalım. Gel çay içelim. Evet. Açmak istersen çay içelim sana diyelim. Bir şey gösterecektim. Orada kaldı. Artık kuşları iç içe girmekten belinde kuyruk çıkan kuş gördün mü? Bir bakabilir miyiz? Bak geçen gün çekti bunu. İnşallah hemen bir bakalım bak. Abi. Artık o kadar iç içe girdi ki Yunus, o yüzden sağ olsun Selim'den aşımı sadece güveniyor. Bir de ne yaparım biliyor musun? Mezatta bir kuş hoşuma giderse bazen alırım. Alırım ben. Anladım. Alırım ya. Artık o kadar iç içe girdi ki. Şöyle gösterelim. Belinde bak bu kuşun YouTube'da videosu var. Kuyruk mu çıkıyor? Selim.
çıkmamış ya. Belinde bak, kuyruğun üstünde kuyruk vardı bu kuşun. 3 tane. Allah Allah. Bak vallahi bak, he hatırlıyorsun da. Evet. Bak geçen gün çektim, bunu çıkmamış. Çekmeseydin mi? Ama ne yapayım? Kutuya girecek daha Selim. Neyse. Bak şuradan 3 tane tüy, 3 tane tüy veriyordu. Buradan 3 tane tüy vardı. YouTube'da videosu var ya. Şok oldum hayatımda. Artık mesela içeride küller ki ayağı sakattır. Geçen de 2 tane yavru çıktı, yine sakat. Artık iç içe girmekten sakat çıkmaya başladı kuşlar. Evet, pekala abi. Ağzına yüreğine sağlık. Eyvallah kardeşim. Artık hatamız olduysa kimse kusura bakmasın. Estağfurullah. Bazı konularda doluyuz. Sert konuştuysak kimse kusura bakmasın. Ben dediğim gibi doğruyu söyler, doğruyu konuşurum. Biraz ani bir program oldu. Biz olmadık, uygun olmadık. Kardeşimizin işleri vardı. Biraz sıkıştırdık. Yarın müsait olursak yine buradayız. İş güç bu ara yok zaten. Herkese selamlar. Evet. Herkese kucak dolusu sevgiler. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Dediğim gibi kırmayın birbirinizi. Bir kuş için kimse kimseye eksik yapmasın bence. İki kanat bir kuyruk yumurtadan çıkıyor. Aa, burada iki tane yavru var. Yarına çıkacağı belli değil. Sizin de yarına çıkacağınız, bizim de yarına çıkacağımız belli değil. Canım ciğerim diyor. Adamla aynı tasla yemek yiyor. Ertesi gün adama ihanet ediyor. Bence yakışık almayacak hareketler. Hani kuş için gerek yok. He, onurunuzu savunun, kuşunuzu savunun, emeğinizi savunun ama eksik yapmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. İzleyen herkese selam olsun. Bol bereketli kümesleriniz olsun. Bizimkiler bir pok değil arkadaşlar. Daha iyileri sizin olsun. Eyvallah. Teşekkür ederiz abi. Ağzına yüreğine sağlık. Eyvallah kardeşim. Evet, Kuşbaz TV izleyicileri, yeni bir programın da sonuna geldik böylelikle. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki güzel programlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.